Sizlerle uzun boylu konuşmayacağım. Buralarını ben aldım. Bir ay zarfında çıkacaksınız. Çıkmadığınız takdirde her türlü yolla sizi yerlerinizden edecek güce sahibim. Bunu da gördünüz zannederim. İtirazı olan varsa söylesin. Çekinmesin. Var tabii. Buraları Makbule Hanım'ındı Malik Bey. Onun imzasını görmeden veya kendisi bizzat söylemeden dükkanlarımızı tahliye etmeyiz. Kanunun gerektiği şekilde hareket ederiz. Ben bunu demek istiyorum. Cesur insanları severim. Fakat vakitsiz öten horozdan da hoşlanmam. Kim yaptı bunu? Malik'in adamları. Merhamet yok bu itlerde. Ama Allah bunu yanlarına koymayacak. Bir belayı bir bela söker. Hüsnü, bu sefer tamam. Hüsnü'ye ayaklarına kapanıp sana yalvaracak. Artık senin taktiğin sökmüyor. Demek bana söylediklerin hepsi palavraymış. Aynı anda 10 kızı tavlarım diyordun ya. Sen 10 kız değil, yarım kız bile tavlayamazsın. Ulan bana bir kız göster. 15 saniye sonra tavlamazsam bana ne dersen de. Mesela senin Hüsniye'yi 2 saniyede ayarlarım. Ayarlamazsam namussuzum. Ulan Hüsniye'ye laf söyleme, seni silkelerim, anladın mı? Kızma be oğlum. Yani mesela dedim. Demek ki seninle iş yapılmayacak artık. Bir planım daha vardı. Bu sefer Hüsniye'yi %100 ayarlayacaktın. Söylemekten vazgeçtim. Hadi eyvallah. Cemal! Kardeşim! Neymiş bu planın? Tamam. Yalnız plan yemezse ben seni yerim, tamam mı? Tamam. Anlat bakalım. Evvela para. Beğenirsen veririm. Ya vermezsen? Şimdiye kadar vermedik mi? Peki. Bak dinle. Kadınlar en çok neden etkilenir? Efendim? Şarkıdan. Şimdi git Hüsniye'nin penceresi önüne. At kendini yere. Hop! Patlat bir arabesk. Hop! Hüsniye kucağında. Yaşa ulan Cemal. Buna aklım yattı. İyi ama benim sesim güzel değil ki. Her şeyin bir çaresi vardır oğlum. Annen kaç gün kalacak teyzende? Yarın gelecek. Teyzeni de çok özledim. Beraber mi gelecekler? Hayır. Bakışların bana biraz cesaret. Yemin ederim bu feldi Tayfun. Gel kız bakalım. Gel kız bakalım. Sahneye çıksın. Vallahi çok meşgul. Kendini niye yırtıyorsun? Aşkın da senin hiç ama... Senin yüzünden. Senin sesini beğenmedi. Ben söylesem sana 10 çekerim. Ulan Cemal yine beni yaktın. Hüsniye yine perdeyi kapattı. Bu imkansız. Bunu yemeyen karı yoktur. Vaki değil abi, yemesi lazımdı. Bu başka karı yemedi. Üstelik beni dilenci zannettiler. Bu sefer kafanı kırdım Cemal. Dur, kaçma lan! Hadi gel buraya!
Kaçma dedim bak! Gene düşeceksin kucağıma! Sana verdiğim müddetin 3 günü geçti. Daha düşünecek misin? Zaman bazen en büyük çaredir. Ne malum senin bir hafta sonra gebermeyeceğin? Ben kolay kolay ölmem. Hele senin cenazene çiçek göndermeden. Malik, kirli işler çeviriyorsun. Ya bir gün kanun yakana yapışacak, yahut da bir kurşundan alır dikeceksin. Bana bu lafları senden başka biri söyleseydi, çoktan karnına kurşunu yerdi. Ama bir gün sabrım taşabilir. O zaman cesedinin önünde gözyaşı dökebilirim. Ne kadar merhametli olduğumu da bilirsin. Bilmez miyim? Baban öldüğü gün pavyonlarda göbek atıp üzüntünü gösteriyordun. Senin arkandan da göbek attırma makbule. Sana verdiğim sürenin dolmasını sabırla bekleyeceğim. Allah'ım, gönder şu maliğin belasını. Sana bir şey söyleyeyim mi köpek? Ben yaramaz bir herifim. Hüsniye diye bir kıza aşığım. Ulan ne yaptımsa kızı tava getiremedim. Sen olsaydın ne yapardın? 2 avlardın, belki de kızı yola getirirdin. Biz de 2 laf ettik ama yola getiremedik. Şimdi sen Hüsniye olsaydın, yani Hüsniye böyle uslu uslu yanımda otursaydı, belki ona açılırdım. Ne derdim biliyor musun? Bayan köpek, lafa şöyle başlardım. Hüsniyeciğim, seni uzun zamandan beridir seviyorum. Hem de çok büyük bir aşkla. Seviyorum. Seni ne zaman görsem kalbim küt küt atıyor. Sana bayılıyorum. Söyle, benden daha iyisini mi bulacaksın? Yakışıklıyım, kuvvetliyim. Eminim sen de beni seviyorsun ama söyleyemiyorsun. Belki de benim için çıldırıyorsundur. Ah, bir konuşsan, bana içini döksen. Hüsniye, benimle evlenir misin? Hemen cevap verme, düşün. Ama benimle evlenirsen seni mutlu ederim. Düğünümüzü en büyük salonda yaparım. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Ben çok çocuk severim. Bana bir düzine çocuk yaparsın, değil mi Hüsniye? Tuh, edepsiz herif, rezil utanmaz, Allah kahretsin seni! Ulan ilk defa köpeğe evlenme teklif eden bir sapık görüyorum! Ayıp değil mi köpekle ilişki kurman? Ulan manyak mısınız siz? Manyak sensin! Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sende bu surat varken evde değil, odada bile kalırsın. Bu adam bir köpekle zina yapıyor! Yakalayın şunu! Yakalayın! Alçak namussuz! Yakalayın öz düşmanı! Düşmanı. Pis! Alçak! Ulan kadının ateşi başına vurmuş. Köpekle 2 laf ettirmedi bana namussuz. Ulan Cemal, başıma bu dertleri açan sensin köpek oğlu Ulan Hüsnü. Ulan Ergele. Ah ulan. Canına sıçmazsam namussuzum. Seni perişan etmezsem bana da Cemal demesinler. Bunları al eve git kızım. Kahvede yine toplantı varmış. Başımıza dert oldu. Bir çare bulmazsak yandık kızım. Kendini fazla üzme baba. Üzülmemek elde mi? Arkadaşlar, Suat Bey de geldiğine göre konuşmaya başlıyor. Dinleyin arkadaşlar, işler oldukça vahim. Makbule Hanım'la konuşmaya gittim, içeri giremedim. Kapıda Mali'nin adamları beklemekte. Beni kapı dışarı ettiler. Bu da açıkça gösteriyor ki Malik işi kuvvetle halletmeye çalışıyor. Bana göre Mali'yi yenmenin tek yolu onun kadar güçlü birini bulup onun karşısına çıkarmaktır. Yani... Evet. Yani? Yani... Bir kiralık katil bulup işini bitirmek, onu ortadan kaldırmak. Yo, bu olmaz. Niye? Bu cinayettir. Kanunsuz bir olaydır. Buna razı olmayız. Rasim haklı. Kaba kuvvet çare değildir. Dinsizin hakkından imansız gelir. Bunu unutmayalım. Ben de cinayete razı değilim. Başka bir çare bulmak lazım. Başka bir çare. Bir çare var. Evet, bir çare var. Hem de çarenin daniskası. Kimsin sen? Bu mahallenin adamı değilsin. Seni Malik mi gönderdi yoksa? Telaşlanmayın abicim, telaşlanmayın. Ben casus değilim, Malik'i de tanımam. Malik'in ne olduğunu şimdi burada sizden öğrendim. Yardıma ihtiyacınız var abicim. Ben size yardım edebilirim. Evet, edebilirim. Derdinizin çaresini buldum. Anlatayım bakın. Bir belanın karşısına başka bir bela çıkarmak lazım.
Mali'nin başına birini musallat edeceksiniz ki dünyasını zindan edecek. Ve Malik pabuçsuz kaçacak. Ben Mali'nin anasını fişmeken yapacak birini tanıyorum. Yalnız arkadaşlar, bir mesele var. Neymiş o mesele? Davanızı hallederim. Yalnız bu işin sonunda 500.000 liranızı alırım. Ne? Ne dedin, ne dedin? Ne dediğini kulağın duymuyor galiba senin. Dört yüz olsun, ayıp ettin. 300 abicim. Bir dakika abicim, yani... 100.000 lira veririz. Başka paramız yok. Ben iyilik severim. Kabul ediyorum. Yalnız bu adamı tanımamız lazım. Görelim bakalım. Dediğin kadar yürekli mi? Dediğin kadar bela mı? Bir yüreği var mangal kadar. O mangalda kimleri kebap etti sayısı belli değil. Size bunu ispatlayacağım. Yarın öğlen Veli'nin lokantasına gelin. Nerede bu lokanta? Önce avansı görelim bakalım. Gözünü seveyim Veli abi. Getireceğim hıyar ne saçmalık yaparsa sesini çıkarma. Kırılanı döküleni öderim. Bizim salatala bir hastalık geldi, kendini kabadayı zannediyor. Buraya gelsin, kurtlarını döksün dedin de. Abicim sevaptır. Yakında zaten tımarhaneye yatıracaklar. Bilirim, sen de sevabı seversin. Nazım da sana geçer. Garibe yardım sevaptır Cemal. Sen keyfine bak. Yaşa be! Oh yaşa! Adam ağzıma etse de sesimi çıkarmam, söz. Yalnız biraz daha para isterim. Allah senden razı olsun. İş bitsin, veririm abi.